sevdiğim şallardan. Gözlerini açığa çıkarır. Öyle mi? Hem bir alana bir bedava. Vay be. Yine mi sen? Senin dükkanın mı? Hayır. Babamın dükkanı. Ne kadar? 800 rupi hanımefendi. 800 rupi mi? Tamam tamam. Sana 550 olur. İnanmıyorum. Babam dükkanı hep sana mı bırakıyor? Hayır. Babam isyancılarla savaşmaya gitti. Hint ordusu çağırdı, öyle değil mi? Hayır, kendisi gönüllü oldu. Hadi ya. Evet. Babanın yerinde olsaydım, seni burada yalnız bırakmazdım. Pekala. Şöyle 300. Şunu ne dersin? 400 rupi ver, artı Ganesh. Bunu ne yapacaksın? Zaten kırık. Bak. Sen hikayeyi bilmiyor musun? Ganesh babasının kapısını korumak için Parashurama ile savaştı. Evet, babası Shiva'nın onurunu korumak için. Ve işte bu savaş sırasında da dişini kaybetti. İlginçmiş. Her neyse, bu satılık değil. Tam zamanında. Tamam, al. İşte 600 rupi. Üstü kalsın. Hey bekle. Hey, sana rehber lazım. Aa, ne kadar istiyorsun? Kardeşim evde yalnız. Yalnız ben gidemeyeceğim. Çok bayatıyorum kadın. Neydim ki Nandri? Ana, oradan affedersiniz. Ne oldu? Yanlış anladın mı? Tekniğin gayet güzel. Ama Ganesh'imi rica edeyim. Lütfen. Tamam ya. Çabanı takdir ettim. İnsanların köprüden geçmesi yasak. Çok tehlikeli bir şey. Bak ufaklık. İyi vakit geçirdik. Ama artık kaybolsan iyi olur. Dükkanda fazladan yatak var. Sana 300 rupi. Hindistan'da bundan iyisini bulamazsın. Çok sağ ol ama istemem. Kamyona binmem gerek. Bu kötü bir fikir. İsyancılar zarar verirler. Dinle. Arkadaşıma yardım edeceğim, tamam mı? Şöyle yapalım. Döndüğümde pizzalar benden. Anlaştık? Anlaştık. Güzel. Kahretsin. Siktir. Bayım, dur. Bayım. Ah, lütfen. Tanrım. Babamı kaybettim. Dondurma almaya gittim ama onu bulamıyorum. Yolsuz eve nasıl döneceğim ben? Tamam, tamam. Dur. Ne oldu? Ben şurada duruyorum. Bir dakika. İşte orada. Orada.